bize de şunu sormuş. Amatör müzisyenler için sanatçı vizesinin süreci nasıl ilerler? Aslında bunu biz seninle konuşmuştuk biraz. Hatta sen şeyi tavsiyesinde bulmuştun diye hatırlıyorum. İşte birkaç yıl önü düşünüyorsalar şimdiden o çalışmalara başlayabilirler. Çünkü demiş amatör müzisyenler için sanatçı vizesinin süreci nasıl ilerler? Ben burada şunu söyleyebilirim. Hani müzisyen amatör de olabilir. Önemli olan bu yaptığı çalışmaları duyurması ve çalışmaların başarılı bir şekilde... Şey yapsınlar, lafı yani bir yerde çıkıyorlarsa bile o posterin üstünde ismi yazsın. Yani isminin kayıtlı olduğu yerler ya da festivalde ödül alır mı diye düşünmesin. O festivale başvuruda bulunsun, yollasın. Onların kayıtları yani her yapacağı işlerde isminin olması çok önemli. Kesinlikle çok güzel bir şey. Noktaya da değiniyorsun. Yani illa bilinci olması. Genelde sanatçılarımız da ondan uzak duruyorlar. Genelde bilinmek istemiyorlar. O ismin yer almasın diyorlar. Ben yaparım diyorlar. Ama çok güzel bir nokta. Dolayısıyla bizim bu amatör müzisyenler için gelen soruyla ilgili olay çalışmalarını da kesin yapsınlar. İsimlerini Koray Bey'in de dediği gibi afişlerde, ondan sonra ilanlarda, işte ondan sonra belli bir festivallerde bulundursunlar. Orada eğer bir tebrik şeyi ya da yaptığınız başarılı çalışma için bir onur ödülü bir şey veriyorsa bunu geri çevirmesinler alsınlar. Çünkü sanatçılarda hep onu görüyoruz. Yok ben istemiyorum. Senin de böyle. Yani almak istemiyor. Çünkü şey duymuyor. Yani ben onun için yapmadım diyor o çalışmayı. Dolayısıyla eğer bu amatör müzisyen arkadaşımız ya da arkadaşlarımız süreci bu şekilde başlatırsalar ve çalışmalarını bu şekilde ilerletip isimlerini yaptıkları çalışmalarla, müzikle bir arada götürürseler başarı gelir. Ve bu noktada da biz Koray Bey'le de öncesinde muhabbetimiz vardı. Orada şeyi konuşuyorduk. Bu tip yeni olan arkadaşlarımız en azından birkaç yıl öncesi ilerisini düşünerek bu çalışmaları birkaç yıl sonrası için değerlendirerek ilerleyebilirler diye tahmin ediyorum.